Siz niye arıyordunuz beni? Bunu Zeynep'e okumaya devam etmeyi istiyorum. Onu bundan mahrum etmeye hakkım yok. Ben gideyim. Rüstem beni kaçırdı. Sonra Şirin'i bir eve götürdü. Orayı kaçırdı. Orada birini satacaktı. Eğer ben kaçmasaydım satacaktı. Yani kaçtık. Yol kenarında buldu bizi. Biz kim o ya? Kim vardı yanında? Öldürmek istemezdim. Yemin ederim öyle olsun istemezdim. Sadece kurtulmaya çalışırken ittim ona, nehre düştü. Yemin ederim böyle olsun istemezdim ama o bizi öldürecekti. Kim vardı yanında başka? Annen. Annem mi? Beni kaçırdı, evde karşılaştı. O beni bırakmadı. Benim için her şeyi göze aldı. Bugüne kadar neden sakladınız benden? Korktum çünkü. Yazdıkça her sayfaya resim ekleyeceğiz. Çok güzel fikir. Hadi bakalım söyle şimdi ne yazalım? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şöyle yapalım. Sen en mutlu olduğun günü söyle, ben de yazayım. En mutlu olduğum gün... Buldum! Bu sefer ne buldun? Annemle biz günlük yazıyoruz bana. Öyle mi? Ne günlüğü? Benim de günlüğüm olacak. Annemin günlüğünü ben büyüyünce okuyacakmışım. Onun yerine benim günlüğüm olacak. Değil mi anne? Evet bir tanem. Peki ne yazacaksınız günlüğe? Söyleyeyim mi? Bence söyleyebilirsin. Tamam, söylüyorum. En mutlu olduğum günlerden birini yazacağız. En mutlu olduğun günlerden biri. Hangisiymiş o gün peki? Köye gittiğimiz gün. Hani çubuklar vardı ya. Soba vardı. O gün işte. Hatırladım. Bence de o günü yazmalısın. Ben o gün çok mutlu olmuştum. Çünkü annem, babam ve ben birlikte uyuduk. Zeynep.
Ben biliyorum birazdan. Baba, sen yazar mısın? Ver bakalım. Katiplik bize düştü bugün mü? Hiç, aynı. Ne iş çektin öyle? Bilmem. Bir şey var sende. Yüzün niye kıpkırmızı oldu kuzu? Şey, ev çok sıcak ya. Ondandır herhalde. Murat Bey'le nasılsınız? Üzmüyor değil mi seni artık? Yok. İyiyiz herhalde. Yani iyi. Murat Bey de iyi olacak yani. İyiyiz. İyi olun kızım. Hepiniz iyi olun. Oğlum bak. Yani hayatında senin güvenebileceğin, sana iyi geleceğini düşündüğün biri olması lazım. Ben annen olarak Meleği sana uygun görüyorum. Yani hem senin için hem de kızın için. Anne. Oğlum lütfen dur bitireyim. Melek seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Ben bunu çok iyi biliyorum. Bak yani sevgi, aşk bunlar çok önemli şeyler tabii ama vefa da çok önemli oğlum. Melek seni her zaman çok sevdi. Yani ayrıca her zaman söylediğim gibi bizim ailemize de daha uygun. Anneciğim, bunu daha önce de defalarca konuştuk seninle biliyorsun. Ben Meleği hayatım boyunca hep bir arkadaş olarak gördüm. Ve bundan sonra da hep öyle göreceğim. Yani kısacası benim Melek'le bir hayat paylaşmam mümkün değil. Melek. Oya. Dışarı mı çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsun? Söyleyeceğim ama sakin ol anne. Ben teslim olacağım. Ne diyorsun sen? Ne teslimi? Karakola gidip üstümü öldürdüğümü söyleyeceğim. Öleyim ben. Yaşamayayım, öleyim ben. Geçiriyordur, teslim mesim yok. Geçiriyordur. Anne, kararımı verdim ben. Veremezsin. Uya, yapma. Bak kızım, daha ağzına bir lokma yemek bile koymadın. Ben şimdi içeriye gideceğim, sana yemek hazırlayacağım. Sen de yemeğini yiyeceksin. Hadi kızım, geçiriyordur, hadi. Cezamı çekeceğim ben anne. O Rüsem kaçırdı seni. Satacakmış, hak etti. Bunları da söyleyeceğim. Artık ne derlerse. Gidemezsin. Bırakmam seni. Göndermem. Bırakmam seni. Uyu. Kızım. Emin misin? Otur biraz düşün. Sonra kararını verirsin yavrum. Hadi. Eminim. Eminim anne. Bırakmam. Uyu bırakmam seni. Uyu, Uyu buraya gel. Dur. Sakin ol. Telefonu ver. Efendim. Ne zaman çıktı? Tamam. Ne oldu oğlum? Oya teslim olmaya gidiyormuş. Dur. Sen nereye? Karakola. Oya'ya yetişmem lazım anne. Sen değilsin mi Sinan? Çok güzel. Yemek istiyorum.
Sinemciğim, iyi misin? İyiyim. Yüzün mü kızarmış senin? Dur bakayım sana. Dişin mi var senin? Melek Hanım Sinem'i çağırıyor. Tabii. Ateşi var mı orada? Söylersiniz olur mu? Aa, tabii ben söylerim. Gel Sinemciğim. Hasta mı olmuş anne? Yok bir tanem. Biraz ateşi çıkmış sadece. Hı. Dur bakayım sana da. İyisin, iyi. Hadi bakalım, iç sütünü. O kadar üzgünüm ki. Ya niye böyle oldu sanki? Sinemciğim, babaanneni ziyarete geleceksin değil mi? Böyle istediğin zaman ben Asite babaannemi görmek istiyorum de annene söyle, o getirir seni. Canım benim. Aa, aa, Melek'ciğim bu çocuğun ateşi var. Biliyorum Asite teyze, gidince ilgileneceğim. Ama böyle hasta hasta. Çok abartılacak bir şey değil. Asite teyze, ben her şey için size teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Ya lütfen Melek'ciğim, böyle vedalaşır gibi konuşma. Bak biraz toparla kendini, kafanı dinle. Sonra yine gelirsin bizim buraya, olur mu canım? Sanmıyorum. Hadi kızım gel bak. Tamam anneciğim, yavaş yavaş, tamam mı? Tamam bir tanem, ben ilgileneceğim seninle, gel bakalım. Melek. Gitmeyin, kalın lütfen. Bana gerçekten bir sebep verebilir misin Murat? Çünkü gerçekten bir sebebim olursa kalırım. Hoşça kalın Asya teyzeciğim. Hoşça kal. Melek'ciğim bak lütfen, Murat da kalın diyor. Daha ne söylesin yani, lütfen rica ediyorum kızım. Asite teyze lütfen. Bak itiraz istemiyorum artık. Zaten çocuk da hasta, ateşi var. Ben sizi böyle gönderemem. Melek. Lütfen. Hatice sen şu valizleri getirin tekrar içeri, yukarı odaya çıkarın hemen. Sen de al çocuğu götür odaya, çabuk yatır. Dinlensin biraz, hadi. Ateşi var, hadi. Hadi Melek'ciğim. Melek. Kalmana sevindim. Gerçekten sevindin mi buna? Gerçekten sevindim. Teşekkür ederim. Bunu duymak iyi geldi. Seni kırdığımı biliyorum. Eğer sen de istersen bunu telafi etmek istiyorum. Telafi mi? Nasıl yani? Yani akşam bir yemek yiyebiliriz. Bir dakika. Senle ben baş başa ikimiz yemek. Evet. Senle ben baş başa bir yemek.